AKP yakınıyla bilinen Sabah gazetesi emekli maaşları ile ilgili bir haber yayınladı. Aralık enflasyonu ile ilgili maaş zamlarına ilişkin kesin rakamı duyurdu. Sabah gazetesi duyurduysa bilin ki o rakam gerçek olabilir. Çünkü asgari ücretle de tam nokta atışı yaptılar. Çünkü içeriden bilgi alıyor adamlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %40 oranında emekli maaşlarına zam için talimat verdiğini belirtiyor Sabah gazetesi. Enflasyon artı %25. Yani enflasyon AKP tarafından ve TÜİK tarafından açıklandığına göre %15 dolaylarında. Muhalefete göre ise bu rakam daha yüksek. En iyi enflasyonu gerçi siz anlıyorsunuz. Markete, pazara gittiğiniz zaman. Şu anda asgari ücretliye %50'ye yakın bir zam yapıldı. Ama zaten o asgari ücretlinin hakkıydı o zam. Yağdan şekere, undan ekmeğe, simite her şeye zam gelmiş. Ancak o zamla bir denge sağlanabilirdi. Enflasyon gerçek oranda yüksek baktığınız zaman, sokağa çıktığınız zaman bunu gayet iyi anlıyorsunuz. Şimdi emekli maaşlarına yapılacak %40 zam da aslında bir müjde değil. Olması gereken. Önemli olan o %40 zam yapıldıktan sonra vatandaş markete, pazara gittiği zaman, faturasını, kirasını ödediği zaman yine rahat edebilecek mi? Önemli olan bu. Liradaki erime, dolar kurundaki yükseliş, artan gıda fiyatları, enerji fiyatları, fatura fiyatları bir baktığınız zaman emekli zaten işin içinden çıkamayacak hale gelmiş. Şu anda maaşını aldıktan sonra çalışmak zorunda kalan binlerce emekli var. Bana da burada yazıyor amcalar. Evladım 65 yaşındayım, 67 yaşındayım ama hala çalışmak zorundayım. Çocuğuma harçlık veriyorum. İki üniversite bitirmiş oğlum işsiz, kızım işsiz diye yazanlar var. Durum bundan ibaret. Artık taşı sık, suyunu çıkar devri bitti. Eskiden öyle diyorlardı ya, size iş garantisi vermedik. Taşı sıkın, suyunu çıkarın diye. Onlar da artık gerçeğin farkında olduğu için öyle %40, %50 zamlar vermeye başladılar. Çünkü sokağın sesini yeni yeni duymaya başladılar. O da ne ele oldu? Anketlere bakıldığı zaman büyük bir erime söz konusu. Gidişat bu.